da kardeşim bunu kim hangi yiğit yapacak? Ah benim güzel kardeşim. Yok kazma değil, kazma olmaz zaten de. Bunu bak bir arkadaşım biri anlattı bana. İyi dinle. Ben dedi gübre aldım dedi. Ne yapacaksın dedi, fındığı açacağım. Fındığın dibine ne vardı? Mal sayı, hayvan sayı dedi. Ne yaptın değil mi? Bana gübreyi verdi, kadar dedi, attım dedi. Toprağı kendine patlattı. Ne bir şey gübreydi bu? Toprağı patlattı dedim dedi. Kabardı toprağı. Ben size anlatıyorum ya, anlatmaya zorlanıyorum. Bakın, cilim toprak, kirli toprak, aşırı yani şekilde. 28 sene çet oldu. Çetle baktım. Kadir abi, çevtik toprağında sen fındık yaparsan elbette ki sıkıntılar olacak. Ya oluyor ha, abi, demiyorum. Şimdi ben size ne anlatıyorum? Leonardit'in pH'sı 5,5, 4,5. Senin toprağın pH'sı 7,5. 7,40. Peki ikisini biz birleştirdiğimiz zaman pH'yı aşağı çeker miyiz? Çekeriz tabii ki. Çekeriz mi? Ne bileyim ben. Ya. Bak bir dakika yine. Çekeriz desene balım. Ya çekeriz de ne bileyim ben de şey Adem. Ya matematiğin var mı senin? Yok. 4. 7 daha ne yaptı? Çıkartma mı bu? Yok. Toplama. Toplamaya kadar. Eldesi var mı? 11 var. Desene kadar. İşte ben bunu aklım ermiyor ki. Güzel kadir. İnsan. Biri 4,5. Biri 7,5. Topla. Ama o, tabii ki şimdi değerli arkadaşlar burada biz pH'yi aşağı düşürmemiz için madensel olan materyali ona göre dengeli kullanmamız lazım. Yani 2 kilo fındık ocağının dibine vermekle biz bunu başaramayacağız. Ne yapacağız? Her yıl bir miktar bir miktar atmak suretiyle en kısa zamanda biz bunu başarıya ulaştıracağız. Değerli arkadaşlar, şimdi Kadir Bey ile biz böyle sistemli konuşuyoruz. Neden sistemli konuşuyoruz? Hem ağlıyoruz, çözüm noktasını konuşuyoruz. Ya diyor filancı diyor böyle yapmış diyor. Toprağı diyor kabartmış diyor. Hocam aynısını anlatıyorum ben. Toprağı kabartmamız için pH'sı 7,5 olan ürünü koymayacağız. pH'sı asitik olan 4,5-5 olan ürünü koyacağız. Toprağı gevşetsin. Mesela ben diyelim ki 100 kiloyum, sen de 50 kilosun. Evet. Seninle ben güreş yapsam, yani. Ben seni yenerim değil mi? İki yani. Oyunda. Yani. Değil mi? Ya sen zaten her zaman yenersin de. Tamam. Şimdi değerli hocam, ben şimdi enişteciğim, akrabam, köylüm. Benim size anlatmak istediğim nokta şu. Sert toprakları arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka asit eksenli ürünlerle çözüme ulaştırmamız lazım. Efendim, asitli toprağı da bazik eksenli ürünlerle çözüme ulaştırmamız lazım. İşte gördüğünüz gibi dal gövdesinden çıkan, işte kulaktan dolma, kahve sohbetlerinde dile getirilen konuşmalar işte bizi bu hale getiriyor. Babası var mı işte? Buyur. Şu yayını kapatalım. Bak, bak arkadaş, bunlar hep sokak konuşmalarından. Elde edilen sonuçlar. Dalın gövdesinden dip kısmına yakın dallar çıkartmışlar ve bu dallar asıl verimli olacak yerdeki enerjiyi engelliyor. Bakın şimdi bir şey daha göstereceğim ben sana. Az önce fındığın çalışıp çalışmadığını merak ediyordunuz. Aha, evet, bak, ettim de. Gördünüz mü? Ettim. Bakın. Çalışıyor. Bak. Az demeyeyim sana. Kadir Bey, az beni dinler inşallah. Misin? Bak. İnşallah. Güzel çalışıyor. İnşallah. Ben inan bunu beklemiyordum. Bu yomra fındığı, bu aynı zamanda tek gövdeli ağaç gibi de bunu yetiştirebilir vatandaş. Çalışmalar güzel ama fındık içini doyurmuyorsa mutlaka toprakta iz elementleri alamıyor. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Senin verdiğin şeyi ne zaman atacağız? Onu hemen atacaksın. Hemen atacaksın. Hem yapraktan atıyorsun hem kökten atıyorsun hem katısı. Bak şimdi yapraktan zaman atalım faydası olsun. Bir dakika, evet. Çalışmadan hiçbir şeyin garantisi olmaz. Çalışacağız. Tamam, tamam mı? Çalışacağız. Senin ağzın çok yanmış. Bak, evet, bak. Sana. Ben evet. Ne diyeyim? Şu yaprak ölmeden bu elementler alsın. Alsın. Cıblak mı alsın? Cıblak. Bu şimdi bu ay atılır mı kardeşim? Atılıyor, atılıyor abla. Biz size yaprak. 8. ayda attırdık. Evet. Ben 8. ayda atmamın şu anda karşılığını görüyorum. Püsleri görüyor musun? Bir dakika bak. Beni bir dakika. Mutlu ettin kardeşim. Bak bir dakika abla. Hey, şimdi bakmakla görmek arasında çok fark var. Şu dalı görüyor musun? Evet. Dalları görüyor musun? Gördüm. Ama güneşi gören yerler püs salmış Kadir Bey. Bak. Öyle mi diyorsun? Evet. Güneşi gören yer. Bu
Böyle gölgede şey yetişmez. Bu güzel yetiştirmişsiniz ama kimyasal gübreyle yetiştirdiğiniz için fındık içini doyuramıyor. Yapay. Bu sene seninle inşallah. Hocam, Rabbim ömür verirse seninle. Sen yayına mı geçtin? Yayın yapmıyorsun. Şimdi ben Serap'ın dibine geçtim. Çek Mehmet kardeşim. Ya abi, sıkıntı etme ablam, sen bırak onu. Biri dedi ki geldim de ne kadar sık dedi. Uşit var. Tek kök yapıyor. Bazı adam çocuk. Mühendis bu. Tuttu kesti bunu. Kadı dayı 800 kilo gübre şey anca alırsın dedi. Ne aldı biliyor musun? 1600 kilo aldı. Kesti o halde. Şunu yapacak. Ya tamam da Adem bunu değil işte Kadir'im. Kesti ya gider biz bunu alacağız demek istiyor. Biz ne yapalım biliyor musun Kadir'im? Bak bir şey diyeceğim sana. Daha o kızlar yok. Bitti. Kız işi bitti. Ya kızı ya? Ha o şey kızları. Çekmeyin değil mi kardeşim? Konuşayım ama. Mühendisleri giyiyor. O mühendisleri gördün mü? Bak, çok verdi kardeşim. Çok verdi. Oğlum bir fındığın var ya, yaprağı yok. Fındık çok. Yerleri bir görsen. Ama boş. Hep ezik. Allah'a şükürler ki yine sattık. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Az yayını kapattı, bir yere gideceğim. Ya senin yayından ne sıkıntı var? Sen ne anlatacaksan anlat, problem değil. Ama gelmiyor ki. Sen de sıkıntı etme. Adem, sen hiç geldin değil. E gelsene. Kadir, Adem çocuk işini peşinde. Ya ben size... Kadir, ben nereye gideyim? Tamam, sen çay hazırla. Çay koyacağım, tamam mı kardeşim? Aynı yer, aynısı. Bu neden oldu? Güneş görüyor musun? Ama Adem bak, canım bir lafla yaşandı mı? Ben de dik bir yerde oldu şeyde. İsmail'de bir arkadaşlarım Tundra'ya gittim, Yomra'ya baktım, ayna bileydi. Şeye gittim, Eskeli'ye, burada baktım, ayna bileydi. Tamam mı? Bizim Necmi Hoca'nın kızının kaynatasına var Yomra. Necmi Hoca tanıyor musun? Buna kızı var, Beyi. Hoca'dan geldi, orayı verdi, onun fındığı da ayna bileği yanmıştı. Biz bunu seyrettik Adem. Sıktı, seyrettik. Bak burada iki tane kapı çektik. Şimdi bu ama gelecek yıla süper fındığı var bu adamın. Bak hayır. Bak gel. Ama niye yandı? Niye yandı? Abi o değil ya. Ben anlatayım. Sizin diyorum meyvanın bak 2-3 tane sebep sayıyorum. İçini doyurmamasının yegane sebebi toprağın anatomik yapısında. Tamam. Bir dakika. Tamam ama burayı anlayabildin mi sen? Toprağın anatomik yapısı. Toprakta iz elementleri yok diyorum. Evet. Anladın? Toprak kirli toprak ya. Bak ben sana burada al. Bileyim. Tamam. Hayır, ama aynı gelişiyor. Sen diyorsun ki işte bak sıkı toprak, kök çalışamıyor. Topraktaki mevcut olan besin kaynaklarını dala geçiremiyoruz. Ve bu adamın fındığı şu anda çok güzel çalışıyor. Bak boşlukta kalmış. Evet, bak evet. Gel buraya. Al. Evet. Al. Ya bunu ben göreyim. Bak ben bir dakika. Akraba. Evet. Yani ille bu adam kırmış. Bak gördün mü? Şu güzelliği gördün mü? Evet. 8. ayda bu adam benim ürünü kullandı mı? Kullandım, beraber kullandım. Beraber değil mi? Gördünüz mü olayı? Hı. Bak. Gördünüz mü olayı? Bak. Tamam, ona katılayım. Gördüm ben. Bak şimdi, ben başka bir konuyu açacağım da onu konuşayım. Şimdi sevgili dostum. Ben şimdi fazla bir şey burada söyleyecek laf bulamıyorum. Yani şu güzellik. Bak gördün mü? Şuna bak ya. Kaç çotanaklı? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çotanak. Ben buradan çotanağı dahi okuyorum. Bugün nedir? 30 Ekim. Ama tabii ki sen kırımı fazla yapmışsın. Eksilmeler olacak. Çünkü hazırlıklı yakalayamamış dal. Bak bu şu anda şu fındık mükemmel. Mükemmel evet, bir çalışma. Şu evet, yalnız şu uç görüyor musun? Bak şu dalı. Bunu böcek yedi. Bak. Evet. Az beni dinle şimdi. Böcek yesin. Biz oradan makasla keselim. Uç kesimi yapalım. Uyurucu. Aa, orada var ya elinde. Nasıl aa böyle çekeceksin. Al. Bu da gelir mi o şey Adem? Aha. He deneriz. He deneriz ya. Bu... gel bakayım. Daha ne istiyorsun benden? Gel bakayım. Yarın bir şey daha göstereceğim sana. Musa da bu kadar uzun boylu musa değil. Gel bakayım. Bak şimdi dal burada kesmişsiniz ama hadi dal bırakmamışsınız. Şimdi buradaki dalı niye kestin? Buradaki dal al sana şunu terbiye yapın. Bak şimdi Bu kökten şunlar emmiş dalın enerjisini. Al dal bezik kalmış. Kendini doyuramamış bak. Gel buraya gel. Şimdi hatalar tek taraflı değil bak. Hataları biliyorum ben ya şey Adem. Ama şey müdürüm bak şimdi gördün mü bunu? Fındık.
Tamam da burada ne yapacak? Uyarıcı kesim yapacaksınız. Evet. Bak uyarıcı kesim yapacaksınız. Şu ocağın içine gelen kısmı kes şuradan. Oradan dal, yeni dal filizleri gelişsin. Aynen. Evet. Şimdi aradan dal kesmişsin, bileşsiz kesmişsin. Bak gel buraya. Gel. Ezbere dal kesmişsin. Şimdi şuradan çalışan dalı niye kesti bu vatandaş? Al. Ya arkadaşım burada boşluk var ya mübarek. Dana mı bağlayacaksın buraya? Bu dal bile giriyor. Hey, tamam da dana mı bağlayacak buraya vatandaş? Ne tarafı bağlayacak ya? Aha. Şu şeye bak, bağlayacak mısın? Gayet güzel çalışıyor. Bak, bak, bak. Şuraya bak. Canım, başla. Şu şey bu doğru çalışacak. Ya arkadaş. Doğru dal dedim. Bu boşta kalmış. Bak şuna bak. Hadi. Tamam, boşta kalmış ama şu dalı kesmeyecekti. Şunu kıratmayacaktı şuradan çalışanları. Şurada bir kere bir yıl daha ürünü alacaktı. Hı hı, sen yani gelişi güzel dal kesimi de var yani. Bazıları fındığı seyretmek için yapıyor. Bazıları tekniğine göre yapıyor. Sen ben nereye götürüyorsun?